biz bazı şeylerin düzeleceğine inandığımız için buradayız şu anda. Ve bunu da altını çizeceğiz. Sonra da konunun sorumlularına bu sabah ziyarette bulunduk zaten. Derdimizi de anlattık. Adalet istediğimizi de söyledik. Ona da geleceğim biraz sonra. Sezon başlıyor. Yine somut konuşuyorum. Yani bugün bana Galatasaray'dan bir cevap verecek olursa, yorumculardan bahsediyorum. Galatasaraylı yorumcular bir cevap verecek olursa açığım. Bütün hakem yorumcularının ortak, hep beraber verdiği karara göre, Türkiye'deki bütün hakem hocaların ortak kararı, Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Galatasaray'da 14, Fenerbahçe'de 1, Beşiktaş'ta 1. Türkiye'deki hakem hocalarının bugün 10 tane televizyona çıkan hakem hocasının 10'unun da ortak kararı. 14 sarı kart bir takıma gösterilmemiş. Bir takıma da ve öbür takıma da birer tane gösterilmemiş. Şimdi size soruyorum. İyi dinleyin beni. Bir stoper, bir defans oyuncusu sarı kart gördüğü zaman o defansı aynı şekilde yapabilir mi? O topa aynı şekilde girebilir mi? Kırmızı kart korkusu yaşadığı zaman o oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Sarı kart verilmediği zaman bir maçta bir hakem non-stop sarı kart vermezse bu maç adil olur mu? Açıkçası yine 8 tane hakem hocasının bizzat kabul ettiği bir gerçeği açıklıyorum şu anda. Fenerbahçe'nin resmi olarak bu sene verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. Triosundan başlayarak bütün hakem hocalarının hep beraber ortak karar aldığı 6 penaltı verilmemiş. 7. haftadayız. 7. de verilmedi, merak etmeyin. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu haftayla beraber 7'de 7 oldu. 7 haftada 7 penaltımız verilmemiş. Soruyorum, bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya? Bir anlatsınlar bana, ben öğrenmek istiyorum. Somut konuşuyorum. 7 haftada 7 penaltısı verilmeyen, 14 tane sarı kartı bir takım varken 7 penaltısı verilmemiş, 14 tane de sarı kartı rakibinin verilmemiş. Hep beraber soruyorum. Bu lig adil mi şu anda? Adilse adil deyin, tamam. Söyleyin bana, deyin ki bu böyle değil. Biz de anlayalım yani. Belki biz yanlış biliyoruzdur. Belki 14'e kadar sayamamı bilmiyoruzdur. Öyle bir durum vardır. Ya da ne bileyim, penaltılarda itilaf olan vardır. Ama acı gerçeği söyleyeyim size. Hepsi somut. O yüzden bana cevap verenler laf yetiştirmeyi bıraksınlar. Somut üzerinden konuşalım. Şimdi bu haftaya geliyoruz. Bu hafta bence 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bunu da yaşadık futbolda. Ben gerçek anlamda söylüyorum. Bu yaşıma geldim. Bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. 2 kere 2 3 oldu, biliyor musunuz? Futbolda penaltı verilir verilmez, o olur bu olur. Hepsini anlarım ben. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Size olayı hatırlatayım, zaten hepiniz de farkındasınız. Galatasaray maçı oynanıyor Kasımpaşa. El pozisyonu oldu. Var 4,5 dakika. Bir el pozisyonunda, bir 5 dakikada, değil mi? 2 pozisyon, toplam 9,5. Şimdi 9,5 dakika sadece oyun VAR'da durmuş. Sistem ne? Bir kronometre alıyorsun, değil mi? Stop, ekrana bakıyorsun, başlatıyorsun. Herhalde bunu ilkokul mezunu olmayan, ilkokul mezunu demiyorum, ilkokul mezunu olmayan, anne babasının da yavrum ona kadar say diye öğrettiği bir çocuk bu işlemi yapabilir diye düşünüyorum. Toplamayı biliyorsa yapıyor zaten. 2 kere 2, 2 artı 2, 4, değil mi? Hayır, olmadı maalesef. 2 artı 2, 3 oldu. Bunu da yaşadık. Maçın sonuna Galatasaray 3-2 galip, gol yeme ihtimali var. 9 dakika, 9,5 dakika var olan maçın ve üzerine de yanlış anlamayın 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın, 9,5 dakikası sabit olan maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu ve uzatma hop 6 dakika uzatma. Enteresan, tamam. Başka bir boyut artık bu. Gördüm, görmedim, penaltı değil falan değil. Toplama yapılmamış, kabul. Allah'ın işi
Bu 6 dakikanın da 5. dakikasında gol geldi. Tamam. Gol oldu. 6 dakika uzama var. Golden dolayı da 1 dakika daha ekleyebilirsin. Gol uzatması 1 dakika olur. Elini bol tuttun. 1,5 yap. Kabul. Bir anda maç bitmemeye başladı. Bir anda o 6 dakika oldu mu sana 9,5 dakika? Maçın son 3 dakikasını anlatıyorum. Mükemmeldi. Yani seyrettiğim için çok şanslıyım. Çünkü hepimizin böyle bilgileri hep beraber alması lazım. Orta yapılıyor. Kasımpaşa futbolcular ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Hakem böyle yapıyor. Durun diyor, durun. Maç duruyor. Somut konuşuyorum. Ben şu anda anlattığım her şey somut. Yani videosunda gidin seyredin. Yayıncı kuruluş zaten buna sahip. Herkes duruyor. Hakem soruyor, bir şey var mı diyor. Bak bak bak. Ondan sonra herhalde oradan yok diyorlar. Peki. Böyle yapıyor hakem. Devam. Hop bir ortada. Bir karambol, topu yine uzaklaştırıyorlar. Hakem bir daha bir durun diyor. Hop 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 durun diyor. Ne oldu, niye durduk şimdi? Bir dakika diyor. Yok mu bir şey diyor. Gerçek anlatıyorum. Seyredin, ben abartı yapmıyorum. Oradan cevap geliyor. Hı, yine bir şey yok. Tamam diyor hakem. Maç tahmin edeceğiniz gibi 6 dakikada falan bitmiyor. 9,5 dakikada bitiyor. Fazladan yine 1,5 dakika falan o zaman. Hop. Bitti. Şimdi. Bu maç böyle bitti. Biz hemen yönetim olarak toplandık. Başkanımızdan da bu konuda zaten tecrübeli. Yıllardır. Ben biraz yeniyim bu konularda, kusura bakmayın. Başkanımız yıllardır katliama uğradığı için. Başkanımızdan hemen uyarı geldi. Arkadaşlar, operasyona hazır olun. Başımıza yarın mutlaka bir şey gelecek. Başkanım yani o kadar karamsar düşünmeyin. Ben de yani mümkün olduğu kadar hep iyi düşünmeye çalışan ve olmaz olmaz diyen biriyim. Aynen şöyle dedi. Yarın operasyon olur. Lütfen futbolcularımızı motive edin. Daha fazla gol atmamız lazım. Peki. Maç başlıyor. Yine komik şeyler yaşadık. Bunu stat'takiler ne derece gördü, görmedi bilmiyorum ama futbolda bilinen bir kural var bildiğiniz gibi. Yan hakem ümit verici atakta bayrak kaldıramaz değil mi? VAR'dan beri. Herhalde hani yine bu sefer futbolun fesinden anlayan herkes biliyor bunu. Önce bayrak kaldırılmıyor. Ondan sonra atak sonuçlanıyor. Atak sonuçlandıktan sonra da hop bayrağı kaldırır yan hakem. Duruma bakılır. Aa, maç başladı ilk yarı. Dzeko'ya derinlemesine bir top. Offside'le falan alakası yok zaten de. Tut ki tereddüte düştün. Yan hakem böyle bak. Şak. Bayrak. E ne oldu? Kural bu değil. Ya kural bu değil. Somut konuşuyorum. Şimdi ikinci yarı başladı. Yan hakem uzun top. Hop bayrak. İkinci yarı. Ya biz şimdi yanında Ahmet Ketenci var sevgili. Beraber maç seyrediyoruz. Ahmet dedim kurallar değişmiş olabilir mi? Yani FIFA falan takip edemedim ben bu hafta. Bir kural mı geldi dedim. Yo dedi. E dedim bu adam devamlı bayrak kaldırıyor. Abi bilmiyorum dedi yani. Devamlı biz atak yapıyoruz. Hop bir bayrakta. Ya atak yapıyoruz atak. Offside mi değil mi bilmiyoruz. Bırak 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 bizi. Hani bırak bari VAR'a gidelim. Yok VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. VAR'sız maç oynadık. Hani şöyle anlatayım size daha enteresanını. 18 saniye 6 salisede oyun başladı. 18 saniyede. Soruyorum, somut konuşuyorum. Şimdiye kadar Türkiye topraklarında VAR başladığı günden beri 18 saniyede başlayan oyun var mı? Soruyorum herkese. Bunların adı rezalet. Bak ben söylüyorum size. Bu yaşadıklarımız adı rezalet. Bu oynanan da şu anda futbol değil. Başka bir şey oynanıyor. Yani kuralların dışına çıkıldı artık. O yüzden diyorum futbol değil. Futbolun kuralları vardır. Yazılı okursun böyle. Aa dersin kurallar bu oynayayım dersin. Şu anda kuralları artık geçtik. Şu anda kurallar uygulanmıyor. Başka şeyler uygulanıyor. Ama nedense Fenerbahçe'ye karşı. O da enteresan. Galatasaray maçında hakem 6 dakika uzattı diyoruz. Orada enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Okan Burun kalkıp maçın 88. dakikasında hakeme söylediği cümle aynen şu. Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemez.
Türkiye'de futbolun geldiği durumu, şu andaki durumu özetleyen bir cümle aslında. Çünkü zaten yıllardır bunu yaşıyoruz. Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. 8 hakemin 8'inde penaltı dediği pozisyondan bahsediyor Okan Hoca. Diyor ki 8 hakemin 8'de buna penaltı diyor. Ama sen eğer bu 8 hakem gibi düşünürsen ve bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. İşte Türk futbolunun özeti. Hakem de ondan sonra dakika kaç? İyi bakın 86 değil mi yaklaşık? Sonra ne oluyor? Hop uzatma bir anda 6'ya düşüyor. Hakem tehdidi almış. O tehdidi almış. Zaten ne yapacak? Maç yönetmek istiyor. Kariyerini devam ettirmek istiyor. Zaten daha önce başlarına gelmiş başkalarının. Öyle bir şey yaparsa zaten onlara maç verilmemiş. Biliyor adam da bunu. Adam hop diye 86'da maçı bitirse şaşırmaz zaten. Burayı nereye bağlayalım biliyor musunuz hep beraber isterseniz? Gelin geçen seneye gidelim. VAR'dan verilen Antalya Spor maçında, Galatasaray Spor maçında penaltı var. Hakem hocası geliyor. Çıldırmış adam. Diyor ki hakeme soruyor. Niye verdin diyor bu penaltıyı. Ondan sonra adam diyor ki VAR verdi diyor. VAR'a soruyor sen niye verdin diyor. O da diyor ki ben hangi ruh halindeydim bilmiyorum o anda diyor. Niye verdim bilmiyorum diyor. Bak o ruh halini ben size anlatayım. O ruh hali bu ruh hali. Bugün sevgili hocamız Mourinho protestosunu gösterdi biliyorsunuz. Bütün dünyada da haber olduk. Ama bence şu anda işin magazindeyiz. Bu kafayla gidersek zaten bilmiyorum hani Türk futbolu nereye gider.